Arkadaşlar herkese selam. DevSecOps eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu kanala bazı eğitim videoları koymayı planlıyorum. Uygulama güvenliğiyle ve genel olarak güvenlikle alakalı. Bu onlardan bir tanesi. Daha önce bildiğiniz gibi hash cracking ile alakalı bir eğitim vardı. Bugün DevSecOps'tan bahsetmek istiyorum. ve Yani bu giriş seviyesinde bir eğitim olacak. Hem kendi tecrübelerimden bahsedeceğim hem genel olarak biraz konseptlerden bahsedeceğim. Ee, ekranda niye Recep İvedik, e, Şimşek McQueen ve Spider-Man var diye soruyor olabilirsiniz. Yani buraya Secops ile ilgili bir görsel koymayı planlıyordum ama 10 dakika boyunca aradım taradım ve Secops ile alakalı böyle bir fikir canlandırabilecek hiçbir şey bulamadım. O yüzden ben de bu görseli koydum. Ve bence bu e, üzerinde daha çok düşünülmesi gereken bir görsel. Yani neden Recep İvedik, Spider-Man ve Şimşek McQueen bir arada bunun üzerine düşünürüz belki diye bunu koydum. Ve bu biraz da aslında Dev Secops'u biraz andırıyor. Yani böyle anlamsız, farklı farklı şeyler bir araya gelmiş. Ee, ve bir şey yol açmış, farklı bir şey yol açmış değil mi? Dev Secops'ta aslında biraz böyle. Aslında hiç alakası yok şu an. <laughs> Uydurdum tamamen hiç e, böyle bir şey değil. Dev Secops acı dediklerimi boş verin. Ya şimdi şuradan girebilirim aslında. Yani bu eğitimlere de giriş o kadar zor ki. Şimdi ben yıllardır uygulama güvenliği ile ilgileniyorum. Ee, uygulama güvenliği ne derseniz yani artık her şey bu uygulama değil mi? Yani girdiğimiz web siteleri, bizim kullandığımız mobil uygulama, işte televizyondaki bir tane işte Netflix'i çalıştırdığın şey, her şey bir uygulamaya dönüştü artık günümüzde. Ya ve Hani eskiden de böyleydi aslında eskiden de web siteleri web uygulamaları vardı ama bu artık günümüzde bütün hayatımızı kaplayacak hale geldi. Her şey irili farklı farklı platformlarda çalışan bu uygulamaya dönüştü. Şimdi tabii bu uygulama güvenliği konusunda peşinden getiriyor. Yani uygulama güvenliği konusu da artık yıllar içinde daha çok önem kazandı diyebiliriz kesinlikle. Ama uygulama güvenliği konusu da e, yani mesela bundan 10 sene önceye göre artık çok farklı bir noktaya geldi. Çünkü uygulamalar çok farklı bir noktaya gitti. Uygulamaları geliştirme prensipleri çok farklı bir noktaya gitti. Dolayısıyla uygulama güvenliği de artık çok farklı bir noktada. Yani benim kariyerim ilk başladığım zaman yaptığımız uygulama güvenliği mentalitesi sahip olduğumuz mentalite yaptığımız testler uyguladığımız prosedürler bugün artık geçerliliğini yitirdi artık bugün onları yapamıyoruz. Çünkü artık Uygulamalar o şekilde geliştirilmiyor, süreçler o şekilde işlemiyor. Şimdi o yüzden biraz sizlere şeyden bahsedeceğim. Eskiden nasıldı e, bu uygulama geliştirme serüvenleri, şimdi nasıl ve eskiden ne yapıyorduk? E, şimdi o eskiden yaptığımız şeyi şimdi niye yapamıyoruz? Biraz onlardan bahsedeyim. Şuraya açtığım bazı görseller var. Şimdi mesela eskiden, ya ben en azından benim tecrübelerime göre, şimdi eskiden bir uygulama geliştirenler, ya geliştiriciler, developerlar. Ya burada arada development konularıyla alakalı böyle çok %100 doğru bilgi veremeyebilirim. E, terimlerde yanlışlık yapabilirim. Developerlar kusura bakmasın. Hani ben security'ci gözüyle biraz e, bakarak e, bunları söylüyorum. Hani bu tip kavramları kesinlikle benden öğrenmeyin. Yani gidin developer'dan ya da DevSecOps engineer'dan öğrenin. Şimdi mesela eskiden ben çalıştığım zaman bizim security ile alakalı yani uygulama güvenliği ile alakalı şöyle bir gereksinimimiz vardı Bir uygulamanın bir versiyonu çıktığı zaman bir uygulama yeni versiyona geçtiği zaman Ona bir pen test yapılırdı yani sızma testi yapılırdı İşte Uygulama biter developerlar bize haber verir uygulama bitti diye Biz developerlardan işte credential alırız URL alırız bilmem ne İşte gireriz bir hafta test ederiz Bulduğumuz bulguları raporlarız Raporu developerlara veririz onlar Zafiyetler vulnerable tırı çözer, e, versiyon canlıya çıkar gibi bir süreç vardı. İşte bu biraz herhalde waterfall olarak adlandırılıyor bu süreç. Yani böyle uygulamanın bir şeyi var, gelişim, bir yeni versiyon çıkıyoruz baba böyle çalışıyoruz, çalışıyoruz, çalışıyoruz. Yeni versiyon çıktık, hadi bunu e, canlıya çıkaralım falan gibi bir şey. Ama artık e, yani çoğu büyük şirkette işler böyle ilerlemiyor, değil mi? Artık biraz daha agile yazılım geliştirme e, prensipleri ön planda yani gün içinde belki yüzlerce binlerce kez uygulamalar değiştiriliyor yani uygulamanın bir kısmı değiştiriyor, başka bir kısmı biri değiştiriyor, frontend'i değişiyor, backend'i değişiyor, API'yi değişiyor. Ve her gün aslında yüzlerce, binlerce değişiklik yapılıyor uygulamada. Ve artık böyle uygulama bitti diye bir şey diyemiyoruz. Yani uygulama bitti, yeni versiyon, buyurun diye bir şey yok. Uygulama her zaman, her gün yenileniyor. Her gün yeni bir şey ekleniyor, yeni bir şey çıkartılıyor, yeni bir şey değiştiriliyor. Dolayısıyla artık uygulamalar böyle yaşayan bir şey haline geldi. Ve biz artık Uygulama bitse de pen test yapsak diye bir şey beklersek böyle bir şey hiçbir zaman olmayacak. Çünkü uygulama bitmiyor artık. Uygulama canlı bir varlık haline dönüştü. Bu işin bir boyutu. Bakayım not. Bu arada birkaç not aldım da onlara da bakıyorum arada bir şey kaçırmayayım diye. Çünkü şey bu bir band kaydı olacağı için bir şey kaçırmak istemem açıkçası. Tamam. Bunu dedik, e, şimşek mekaniğinden bahsettik. Şimdi bir de şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi bir de e, artık pentest yapmak şu yüzden de zorlaştı uygulamalara. Şimdi mesela bir eskiden bu uygulamayı pentest yapacağın zaman uygulamanın sorumlusuyla konuşurdun. İşte biz atıyorum, e, ne bileyim diyelim. Netflix'te çalışıyoruz. Tamam Biz Netflix'e pentest yapmak istiyoruz. E, Netflix uygulamasının sahibi bize diyor ki buyurun Netflix e, staging yöreli adı bir şifre girin Netflix'e pentest yapın. Ve biz de giriyorduk bütün Netflix'e pentest yapıyorduk falan. E, hani bu böyle bir süreçti. Çünkü bu monolith architecture dediğimiz bir e, yapı da eskiden daha ön plandaydı. Yani bir uygulamanın Backend'i kendi de aynı platformda, UI'de aynı platformda, her şey bir platformun içinde böyle bir paket olarak bu uygulama var değil mi? Fakat şimdi bu architecture e, yapısı da değişiyor artık. Yani çoğu yine büyük şirket artık biraz microservice architecture'ına geçmeye başladı. Burada da artık şeyden bahsedemiyoruz. Böyle devasa her şey içinde barındıran bu uygulama değil de böyle çeşitli amaçlara hizmet eden ufak ufak microservice'ler var. İşte atıyorum mesela Netflix diye düşünelim. Bir tane microservice sadece e, arama kısmına hizmet ediyor. Yani sen oraya bir input veriyorsun sana dizi listesini çıkartıyor. Bir kısım ödemeye mesela hizmet ediyor. Sen kredi kartı verisine girdiğin zaman arkada ödeme işlemini yapıyor. Ve bunların hepsinin yani UI'dan bir tane frontend'den kontrol ediliyor. Yani kullanıcı bir frontend'e giriyor ve bir şey tıkladığı zaman aslında o arkada bir e, microservice ile konuşuyor. O işleri hallediyor. Tabi bu microservice'lerin e, her şeyi birbirinden farklı. Yani e, url'leri farklı e, programlama dilleri farklı olabilir. Bunları geliştiren takımlar farklı. Bunların GitHub repoları farklı. Bunlar aslında farklı bir sürü uygulama. Şimdi dolayısıyla sen bugün pentest yapacağım dediğin zaman e, neye pentest yapacaksın mesela? E, şimdi eskiden hani dediğim gibi böyle monolit bir architecture olsa tamam gir böyle bir uygulamaya pentest yap ama şimdi mesela bu search uygulaması farklı işte kredi kartı parsedan uygulama farklı Sen bunların hepsini aslında tek tek pentest yapman lazım tabi ya yani pentest yapılır burada yapılmaz demiyorum da işin zorluğundan bahsediyorum şimdi hepsi için farklı e, authentication mekanizmaları olabilir mesela bazıları UI'dan erişilmiyor olabilir onları nasıl erişeceksin e, bazıları sadece belli ip'leri whitelist yapılmış olabilir Mesela bazı uygulamalar, mesela bir tane uygulamanın takım sorumlu takımını bulursun, onunla konuşursun, yörel alırsın, bir tanesini bulamazsın falan. E, bu iş zor. Peki bundan neden bahsettim? Şu yüzden bahsettim. Artık dediğim gibi yani günde her gün e, yüzlerce binlerce deployment yapılıyor canlıya, kod değişiyor ve bu microservice mimarisinde karmaşıklığı, pentest yapmayı zorlaştırdığı için aslında şöyle bir şey yani çoğu uygulama çoğu kod penteste uğramadan canlıya gidiyor kullanıcıyla buluşuyor artık günümüzde böyle bir dünyada yaşıyoruz çünkü e, yani bu ekonomik sistem böyle artık yani uygulamalar sürekli daha fazla kullanıcı elde etmeye çalışıyor sürekli daha fazla para kazanmaya çalışıyor sürekli yeni özellik koyuyor yeni özellik koymazsa rakipleri onu alt edecek çünkü böyle aşırı hızlı giden bir dünyadayız şu an e, ve maalesef Hani bu kuralları ben koymuyorum yani uygulamalar böyle ee, güvenlik olarak işte biraz geri planda kalıyoruz. Yani eskisi gibi bir şey canlıya çıkmadan önce pentest yapamıyoruz, bir şeyin güvenliğinden daha iyi sorumlu olamıyoruz. Hani gönül ister ki bütün deploymentlardan önce durdurup pen pentest yapalım ama o zaman şirket iflas eder. Yani security'nin amacı da güvenliğin amacı da. Bir şirketin akan ekonomisini desteklemek, o akan ekonomisinin akmasını sağlamak, değil mi? Ama önce bir ekonominin akması lazım. Bu da işte kullanıcı kazanımları, yani özellikler ekleyerek falan yapılıyor. Yani biz security olarak e, hani biraz yerimizi bilmemiz lazım belki de. Hani bu e, hani çok doğru bir tabir olmayabilir ama biz şey gibiyiz yani. Biz bodyguard gibiyiz. Yani atıyorum bir Rockstar'ın bodyguard'ı gibiyiz. E, mesela Rockstar diyor ki ben döner yemeğe büfeye gideceğim. Hani sen bodyguard olarak şey mi diyeceksin? Hayır, e, evden çıkamazsın. Dışarısı çok tehlikeli e, hayranların üstüne saldırabilir mi diyeceksin? Böyle bir şey yapamazsın tabii ki. Korumak zorundayız. Bir şekilde bir yolunu bulup e, riski azaltmak zorundayız. E, rezalet bir örnek olduğunu farkındayım. E, keşke aklıma daha güzel bir örnek gelseydi. Neyse. E, peki, biz güvenlikçiler olarak ne yapacağız o zaman? <laughs> Şimdi biz güvenlikçiler olarak ne yapacağız? Ee, sorusunun cevabını söylemem için önce biraz developerlar e, ne yapıyor bakmak lazım. Ee, developerlar recep vedik izlemiyordur diye düşünüyorum. Ee, tamam. Şimdi şu CI/CD pipeline'ına doğru gelelim. Şimdi notlara bakayım su içerken. <laughs> Şimdi artık günümüzde devops diye bir e, kavram popüler hale geldi. Ya bu videoyu izleyen bir developer varsa şu an kurduğum cümlelerden böyle çok rezil cümleler kurduğumun farkındayım. Dediğim gibi ben bunu yani DevOps'u iyi anlatacağım diye bir iddiam yok. Sadece security'ci bakış açısıyla açıklamaya çalışıyorum. Şimdi DevOps bir uygulamanın kodunun yazılması anından itibaren canlıya çıkmasına kadar geçen süreçte yaşadığı operasyonel süreci anlatan bir kavram aslında. Vay be çok iyi açıkladım kabul edin. Ee, mesela kod yazılıyor, <laughs> bu kod biri tarafından inceleniyor. İn, i̇ncelendikten sonra bir test sürecinden geçiyor, otomatik unit testler olabilir, farklı testler olabilir. Bu test sürecine geçtikten sonra kod compile edilip, atıyorum bir Docker konteynerına gidiyor. Daha sonra bu staging environment'ta ayağa kalkıyor kod. Staging environment'ta atıyorum e, QA'cılar uygulamayı test ediyorlar, gerçekten işte bir sorun var mı, sıkıntı var mı falan diye. Daha sonra atıyorum bütün bu testlerden geçtikten sonra production'a çıkıyor, canlıya çıkıyor ve kullanıcıyla buluşuyor. Bu bütün bu süreci e, ifade eden bir kavramdır diyebiliriz aslında. E sokopsta bu süreç içerisinde security'nin de dahil edilmesi. Yani çünkü size anlattığım süreçte security'nin herhangi bir rolü yoktu ama olabilir. Yani biz bu e, kodun yazılması aşamasından canlıya çıktığı aşamaya kadar bazı adımlarda security olarak bir şeyler müdahale edip bir güvenlik açığı var mı? Güvenlik açığı varsa nasıl çözebiliriz diye araya girebiliriz ve en azından canlıya minimum miktarda güvenlik açığıyla gitmeye çalışabiliriz. Ve en azından bazı çok yüksek severitili çok hani kritik güvenlik açıklarını çözmeyi hedefleyebiliriz. DevSecOps'un amacı biraz bu aslında. şimdi bu <laughs> bu pipeline'a şey de deniyor. CI/CD Pipeline da deniyor. Coding, integration, code deployment. Bizim amacımız bu da araya girip ya da neyse anlatacağım on detaylarını araya girip dediğim gibi güvenlik açıklarını bulmak. Tabi sadece güvenlik açıklarını bulmak değil. Yani bu pipeline'da yetkisiz işlem yapılmamasını da sağlamak. Hani kodun dış aktörler tarafından bozulmaması, değiştirilmesini de sağlamak. Hani böyle şeyleri de kapsıyor tabii. Şimdi o zaman şöyle bir şeye başlayabiliriz. Siz gidin. Şimdi öncelikle şeyden başlayalım isterseniz. E, Pre-commit dediğimiz, yani bir kodun e, yazılmadan önceki aşaması. Yani bir tane repo'muz var, bir tane repository var, içinde bir kod var. E, bu duruyor, uygulamadığın kodu. Hani daha sonra işte insanlar bunun içine commitler ekleyecek, yeni kodlar ekleyecek falan. O yeni kodlar eklenmeden önceki e, aşamadan isterseniz. Ele alalım. Buna da pre commit diyelim. Şimdi şuradan bir gitap alayım. Şimdi kitap repository'mizde bu şaka yapacağım diye fontu e, yükseltmiştim. Kusura bakmayın. Ya yapma gözünü seveyim ya. Şu şaka bana beş dakikaya mal olmasın ne olur. Ama şimdi bu, bu aşağı yazıyor. Tamam yeni yeni baştan. Evet çık bakalım. Ee, evet. Kılavuz istemiyorum. Sayfa görünüm de istemiyorum. Böyle bir şey var bana. Tamam. Kitap. Şunu da biraz uzun yapabiliriz. Repository diyelim. Şimdi repostörümüz içinde kodumuz var tamam mı? Şimdi bu Öncelikle şeyden emin olmamız lazım değil mi? Kodun hijyeninden Kod hijyeninden kastım da aslında kod hijyeni Çok geniş bir kavram ama Şu sebeple söyledim Kod best practice'leri karşılıyorum yani mesela Kodun içerisinde Herhangi bir secret ya da sensitive bir şey var mı? Mesela bir atıyorum private key ya da bir şeyin hard hardcoded parolası ya da onun gibi secret value'lar kodun içinde olmaması lazım. Bunun sebebi nedir? Şimdi eğer koda dışarıdan bir şekilde e, atıyorum bir tane developer'ın hesabı çalınıp da e, bu koda bir saldırgan oluşursa o secret value'ları çekerek mesela bir AWS credential'ını çekti diyelim. O, o sadece kodu görecek kişi gidip sizin bütün mesela EC2 atıyorum serverlarınızı ele geçirebilir. Onun dışında mesela developerların sıkça yaptığı şey hatası var. Mesela GitHub'ta falan çok oluyor. Bu orga şirket organizasyonunun private repolarını kendi kişisel hesaplarına forklama hatası. Mesela gerçekten bazen developerlar bunu yapabiliyor. Yani forkluyor kendi kişisel hesabına ve bütün secret'lar öyle leak oluyor. Yani HackerOne'a girerseniz orada bin tane bu şekilde rapor olduğunu görebilirsiniz. Ya da işte hacker, şey yani developer bilgisayarına klonluyor, sonra USB belleği atıyor, sonra o başka bir yere gidiyor falan, ya yani çalınma ihtimali yükseliyor e, kodun içinde hard kodut bir şey olunca. Ve bizim kodun içinde hard kodut herhangi bir şey olmamasını en başta mesela garanti etmemiz lazım. Peki bunu nasıl yapabiliriz mesela? Şimdi burada. Hmm. Öncelikle şeyden bahsedeyim. Bakın notların faydası. Şimdi peki o zaman diyelim bir kodumuz, kod var elimde ve bu kodun içinde bir tane field var ve buraya bir şey yazmam lazım. Yani gerçek bir secret value'su yazmam lazım. Başka şekilde olmayacak. Peki bu secret'ı kodun içine değil de nereye yazmam lazım? Mesela bir developer size bunu sorabilir. Mesela GitHub'ın orada şöyle bir e, güzelliği var. GitHub encrypted secrets isminde. Mesela GitHub Encrypted Secrets şunu size garanti ediyor. Siz mesela bu kullandığınız hassas verileri, bu bir API key olabilir, başka bir şeyin key olabilir. E, kodun içine yazmıyorsunuz, GitHub organizasyonunuzun ayarlarını içine yazıyorsunuz. Ve GitHub bunu encrypted bir şekilde saklıyor. Ve daha sonra siz bir şey yani variable gibi bunu kodun içine veriyorsunuz. Ve bu kod bir şekilde compile edileceği zaman falan hani bu CICD tool'larıyla GitHub o aşamada O secret'ı alıp Kodun içine koyup öyle e, Şey yapıyor yani siz ne yapacaksanız o kodla yani Dolayısıyla mesela bu kodun içinde secret kullanımını engellemek için Kullanılan başlıca Önlemlerden biri Hani tabi GitHub kullanmıyor olabilirsiniz atıyorum gitlab'de de mesela environment variables diye bir şey e, Kullanabilirsiniz galiba e, Orada bu şekilde encrypted secrets yoktu ama belki olabilir bakabilirsiniz. ya yani Özet olarak o sizin hangi git yazılımını kullanıyorsanız onun verdiği özellikleri kullanarak kodun içine bir secret yazılmamasını sağlamanız lazım. Bunun yanında işte HashiCorp Vault gibi yazılımlarla da bu işi çözebilirsiniz. HashiCorp Vault da yine bir Secret Management yazılımı aslında. Fakat ben bunu böyle kendim kullanmadığım için üzerine çok fazla yorum yapmak istemiyorum ama bu bu da artık böyle şeyde e, Development sektöründe bir standart haline gelmiş Secret Management için Dolayısıyla bunu da bir e, Araştırabilirsiniz. Bu arada HashiConf diye bir şey açmışım yanlışlıkla Evet Peki şey diyebilirsiniz yani tamam developerları bunu söyledik de developerların bunu yapacağını nasıl bileceğiz Tabii ki onu Emin olamazsınız sizin sahip olduğunuz şirketin içindeki Repositoryleri düzenli aralıklarla taramanız lazım Bu Secret'lara karşı Çünkü bunu siz yapmazsanız e, Saldırganlar yapacak Dolayısıyla bunu sizin tespit etmeniz daha iyi olur Şimdi orada da mesela open source e, Yine yazılımlar Kullanabilirsiniz ya da e, Farklı paralı yazılımlar kullanabilirsiniz mesela GitHub'ın Bir paralı hizmeti var bununla ilgili <laughs> GitHub Secret Scanner olması lazım <laughs> ya yani bu kitabın verdiği bir özellik. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Ekstra yazılım yüklemenize gerek yok. Ayarlardan enable secret scan'e bastığın zaman eğer o projenin içinde bir secret sensitive bir veri varsa GitHub sana bunu gösteriyor, seni uyarıyor bununla alakalı. Ama bu bildiğim kadarıyla paralı bir özellik ve GitHub kullanmıyor olabilirsiniz. O zaman da mesela işte git secret gibi open source yazılımlar da kullanabilirsiniz. Git secrets Bu da Open source bir yazılım Kodun içinde hassas veri var mı yok mu onu size e, Haber veren bir şey Peki şey diyebilirsiniz yani mesela bu e, Mesela düzenli aralıklarla bunu çalıştırmanız lazım aslında atıyorum günlük haftalık falan filan Peki bunu nasıl yapacağız diyebilirsiniz yani ben bir securityciyim e, Her gün bu Tool'u çalıştırmak istiyorum eğer Bir şey varsa bir yerlerde sensitive veri varsa bana haber vermesini istiyorum derseniz bu scan için architecture kurma işini bir sonraki aşamada anlatacağım. Aslında o hepsini kapsayacak. O yüzden sabredin bir sonraki aşamaya kadar. Diğer bir konu da şu. Bunu şuraya ekleyelim. Secret desek. Treasure desek. Treasure. Ee, yok tamam. Secret olsun. Ee, şu olsun peki. Şöyle. Ee, secret Scanning diyelim buna. Aa bu yazı falan niye böyle oldu ya? Çok iğrenç oldu. Ee, font niye böyle oldu yani az önce github'u eklediğimde niye böyle olmadı peki A ayarlar mı değişti yok github'da böyle ikonla sıkıntı var daha güzel bir ikon bulalım ee, nasıl bir ikon olabilir şöyle yapsak ee, secret scanning Şimdi bu da repository bu aşamadayken bir düzenli secret scanning'imiz var diyelim. Şimdi diğer bir olay da şu. Ee, şimdi developerlar yazılımlara çeşitli library'ler import ediyor değil mi? Mesela işte Python'da işte from bilmem <laughs> niye uzatıyorsam import bilmem ne diyorsun. İşte Go'da işte bir şey import ediyorsun falan. Üçüncü parti library'ler import ediyorsun kodun içine. Ve bu genelde çok fazla import ediliyor işte onlarca yüzlerce falan belki. Ama şöyle bir şey var bu library'ların içinde eğer bir zafiyet açığa çıktıysa senin kodun da zaflı hale gelme ihtimali doğuyor. Yani atıyorum bir library'ın içinde remote code execution varsa mesela senin ana projen de belki o zafiyeti içerecek. Öyle bir durum oluşuyor. Dolayısıyla senin import ettiğin library'leri de şeyden gözden geçirmen lazım yani bu benim kullandığım librarylerde bir zafiyet ortaya çıkıyor mu eğer çıkıyorsa ya bunu update etmem lazım ya projeden çıkarmam lazım ama bir yöntem bulmam lazım diye bakmanız lazım bunu da yine GitHub'ın güzel bir servisi var şunu kapatalım sinirim bozuyor bu GitHub dependabot şimdi bu dependabot yine yani herhangi bir üçüncü parti bir şey yüklemenize gerek kalmadan enable diyerek ayarlardan enable edebileceğiniz bir şey. Bu bildiğim kadarıyla ücretsiz herkes için. Yani kendi kişisel repositorilerinizde falan da kullanabiliyorsunuz. Bunu enable ettiğiniz zaman GitHub size şey gösteriyor. Yani import ettiğiniz projelerin hangisi hangisinde zafiyet var falan bunu size gösteriyor. Bunu bunun için open source bir şey var mı zannetmiyorum açıkçası. Ee, bu burada muhtemelen Dependabot kullanmak zorunda kalacaksınız. Başka git yazılımlarında ne var? Açıkçası bilmiyorum. Şimdi bir de şöyle bir şey diyelim, e, yani import ettiğim yani bir Dependabot şunu buluyor aslında. Import ettiğin Kütüphanenin içinde bir CVE ile numaralandırılmış bir zafiyet var mı falan filan, tamam mı? Ama ya şöyle bir şey olduysa. Benim import ettiğim library hacklendiyse yani O library'nin developer'ın hesabı hacklendi Ve saldırganlar içine malicious bir şey koydu ve onu import eden bütün Platformlara Erişebilirler, sızabilirler aslında değil mi? öyle bir risk var Şimdi onu da aslında Önleyebilmek için çok kesin bir metot yok Fakat şöyle bir şey yapsanız iyi olur Import ettiğiniz library'leri versiyonlarıyla import etmeniz lazım. Mesela atıyorum bir Python kodu yazıyorsunuz. İşte requirements.txt var ya oraya bir şey yazarken bir library import ederken onun versiyon numarasını mutlaka yazın. Çünkü onun versiyon numarasını yazdığınız an bu uygulama çalışırken gidip o versiyonu ya da işte bu uygulama yüklerken gidip o versiyonu indirecek. Ve eğer o uygulamanın bir şeyi repositoriesi hacklendiyse bile o saldırganın kodu size ulaşmayacak. Mesela Go'da bu bildiğim kadarıyla otomatik olarak böyle. Yani siz bir Go librarysi import ettiğiniz zaman otomatik olarak onun SHA heşi ve versiyon bilgisiyle e, şey yapıyorsunuz, e, kuruyorsunuz yani. O Go biraz daha o açıdan iyi. Yani onu düşünebilirsiniz üzerine. Ve yine de e, böyle hani. Tamam popüler yani popüler library'leri import etmekte çok sıkıntı yok aslında ama böyle ne idüğü belirsiz 2-3 kişinin kullandığı şeyleri belki de hiç e, projeye dahil etmemek lazım. E, o da üzerine düşünecek bir beyin cinnastiği olarak e, düşünebilirsiniz. Şimdi buraya da e, dependable'u da ek ekleyeyim. Library. Library yazsam bir şey çıkar mı? E, şöyle Kitap çıktı. library Scanning. Burada bu şeyin çizimin nereye gideceği hakkında hiçbir fikrim yok. Belki çok boktan bir yere gidecek ve bu çizimi kapatacağım. Şöyle şu soldan gelsen daha iyi değil mi be dostum? Niye buradan geliyorsun? Hadi sen de şöyle gel pek. Şimdi tamam, ee, şey yavaş yavaş geçebiliriz. Ee, bir developer kodu yazdı ve kodu commitledi pull request olarak ve pull request duruyor öyle. O aşamada ne olacak? Şimdi aklınıza tabii ki SAST geliyor, e, static application e, testing yani bir Source Code Scanning yani Source Kodu tarayarak Vulnerability bulma ama ondan önce benim bahsetmek istediğim başka bir konu var. O da O komiti yapan kişi gerçekten o kişi mi? Onu anlayabilmek. Şimdi Şeyden onu Linkini almamışım ama SolarWinds hack diye yazsam Google'a çıkar belki. Şimdi bildiğiniz gibi 2 sene önce falan SolarWinds isimli çok popüler bir yazılım hacklendi. Ve bu yazılımı kullanan bütün kurumlar aslında hacklendi gibi bir şey oldu. Bu yazılım da şöyle eklendi Yani hesabı çalınan bir developer üzerinden e, bu kod base'e atılan bir backdoor'la aslında bu yazılım ve kullananlar ele geçirildi. Yani burada şey anlıyoruz. Bu e, developer'ın hesabının çalındığı e, bir şekilde teyit edilememiş. Ve bu developer üzerinden bir backdoor kod base'ine girebilmiş. Mesela burada bu tip zafiyetleri önlemek için GitHub şöyle bir özellik getirdi. E, commit Verification diye bir şey. Şimdi burada da şöyle bir şey var. E, yani bir atıyorum developer'ın bilgisayarında bir private key var ya işte SSH key olarak falan. Şimdi mesela bu biri devil, e, commit attığı zaman bu gerçekten bu bilgisayardan mı çıkmış yoksa başka bir atıyorum web UI'ndan falan mı yapılmış? Bunu anlamak için bir özellik getirdi GitHub. O da işte böyle commit verification yani bir commit yapıldığı zaman evet bunun imzasını kontrol ettim. Bu gerçekten bu SSH private key ile imzalanmış bir commit diye size UI'de gösteriyor. Hani bu şunu sağlıyor mesela bir developerın kullanıcı adı parolası çalınırsa işte bir saldırgan GitHub.com'dan o şey kodu değiştirebilir ama orada mesela bu verification gözükmeyecek ve orada şeye uyanabilirsiniz ya bu verifiye edilmemiş bu nasıl oldu falan diye ama mesela e, tabi yani developer'ın bilgisayarındaki private key de çalınabilir de bu çok daha düşük ihtimalli bir senaryo o yüzden en azından bu bu tip saldırıları bir miktar önleyebilir belki aklınızda olsun eğer kurumunuz e, GitHub kullanıyorsa bu commit verification işini bence kafayı vurabilirsiniz. Şimdi gelelim sast meselesine ee, Acaba Google'a Google sast yazınca ne çıkıyor? De, pek bir şey çıkmıyormuş Şimdi sast dediğimiz şey şu Aslında bunu bir görselle desteklesek güzel olurdu ya Neyse Şimdi sast Hangi görsel açayım sast için ya? Kafa yiyeceğim. <laughs> evet. Niye hazırlıksız geldin eğitime dediğinizi duyar gibiyim. Kusura bakmayın. Tamam şöyle bir şey ya da hiçbir şey durmasın Allah kahretsin. Şimdi sast dediğimiz şey şu. Bu kodun içine bakarak orada bir zafiyet var mı? Ee, bize gösteren yazılımlar. Bu işte neden statik olarak geçiyor? Ve mesela mesela DAST diye de bir şey var değil mi? Dynamic Application Security. Orada mesela uygulamaya request'ler gönderiyoruz. Oradan response'lar geliyor. Onlara bakıyoruz. Bir şey var mı yok mu falan. Hani dinamik bir süreç var. Bir şey gönderiyorum, bir şey alıyorum. Bir şey gönderiyorum, bir şey alıyorum. Ama statik öyle değil. Statikte elimizde bir kod var. Bu kodu bir şekilde analiz edip burada vulnerability var mı yok mu diye anlamaya çalışıyoruz. Şimdi bu SAS tool'lar da aslında biraz ikiye ayrılıyor. Birincisi Pattern Matching ile çalışanlar, bu Pattern Matching ile çalışanlar şöyle bir kodu, bir text dosyası olarak senden alıyor, o text dosyasını parse ediyor, İşte içindeki değişkenler, fonksiyonlar falan filan ve sahip olduk rule sete göre, kural setine göre orada bir analizler yapıp vulnerability var mı yok mu anlamaya çalışıyor. Yani şey gibi düşün yani grep. Hani mesela atıyorum bir kodun içinde mesela ne bileyim, remote ya code execution açığı var mı diye mesela nasıl arayabilirsin? İşte kodu text olarak alırsın. İşte içinde şey ararsın. Grep yapıp işte eval fonksiyonu var mı? Subprocess shell true var mı? Mesela bunları ararsın. Bu hani nedir? E bir şey aramadır yani. İşte pattern matching aramasıdır. Şimdi bir böyle çalışan SAS tool'ları var. Bir de e, daha farklı çalışan SAS tool'ları var. Onları da yani şu notlara bakayım bir mesela onlar da uygulamayı öyle bir text dosyası olarak almıyor fakat uygulamayı build etmesi gerekiyor. Bu uygulamayı compile etmesi gerekiyor. Orada da şeyi anlıyor. Yani uygulamanın e, aldığı source'lar ne? Bu değişkenlerin sync olduğu yerler neresi? Böyle bir abstract syntax tree falan çıkartıyor. Ve bu çıkardığı abstract syntax tree üzerinden uygulamayı e, analiz ediyor. Yani burada atıyorum bir e, değişken verdim. Buraya gitti, buraya gitti, buraya gitti. En son buradan e, şey oldu, sync oldu falan filan gibi e, çalışıyorlar. Şimdi bunların hangi, hangi yöntemi kullanan tool'u tercih etmek lazım diyebilirsiniz. Yani bunların da kendine özel avantajları, dezavantajları var. Mesela bu semantik e, search yapan tool'lar çok hızlı çalışıyor. Yani bu sahneler içinde, e, sahneler demeyeyim de en azından bir dakikanın altında belki bütün rullarla tarayabilirsiniz çok hızlı bir şekilde. E, build etmek gerekmediği için herhangi bir ekstra konfigürasyon e, işte environment variable bilmem ne gerektirmiyor. Sadece text dosyalarını veriyorsunuz tarıyor. Ama mesela bu ikinci bahsettiğim kodu compile eden projeler biraz daha sancılı. Şimdi birincisi kodu compile etmesi için environment variable ayarlar bilmem ne her şeyi düzgün vermeniz lazım ikincisi e, kodu compile ettiği için yani kodu build ettiği için falan çok yavaş bir süreci var ve bu abstract syntax tree üzerinden zafiyet araması da çok uzun sürüyor ve çok gerçekten uzun süren bir süreç ve daha iyi sonuçlar veriyor mu vermiyor mu o tartışılır çünkü piyasada çok fazla e, şey var e, yani sast yazılımı var dolayısıyla bunların hepsini Karşılaştırmak zor açıkçası ben de emin değilim hangisi daha iyi hangisi daha kötü. Ben biraz daha open source olanlar üzerinde tecrübem var. Şimdi peki bu SAST toollarını örnek olarak neler verebilirsin dersen mesela birincisi Semgrep. Bu Semgrep pattern matching ile çalışan bir SAST yazılımı, open source ve ücretsiz bir yazılımı ama ücretli enterprise versiyonları da var. Bu benim favori yazılımım açıkçası. İçinde böyle yüzlerce kural var. Farklı farklı, farklı dillere özgü. Ee, mesela atıyorum şuna bakalım. CI isimli bir rule set. Mesela SQL yazsak. Mesela SQL injection'la alakalı bir tane kural var. Python'da SQL Alchemy'nin kullandığı. İşte kural içinde bir kural var. Böyle bir e, şey yani bir YAML formatında. İşte şey diyor mesela şöyle bir pattern gördüğün an ya da şöyle bir patternlar gördüğün an burada bir vulnerability olabilir falan diyor. E, güzel bir yazılım. Bayağı hızlı çalışan bir yazılım. ve e, yani false positive oranı da çok az. Yani ben sıklıkla kullanıyorum bunu. E, şey yani ücretsiz olması da büyük bir avantaj tabii ki. Kesinlikle başarılı bir yazılım. Bunun yanında dediğim ikinci e, SAS'da örneğinde mesela CodeQL var. Bu da eee Github'ın satın aldığı bir yazılım aslında eskiden open source bir yazılımdı şimdi yine şey Ücretsiz ücretli versiyonları da var Artık Github'ın Sahibi olduğu bir yazılım Bu ikinci dediğim şekilde çalışıyor Hani bu da iyi bir Yazılım diyebiliriz aslında ama dediğim gibi Biraz meşakkatli Peki bu Hani meşakkatli mi kullanalım meşakatsiz mi kullanalım nasıl karar vereceğiz derseniz Hani şöyle bir mantık Yürütebilirsiniz Şimdi diyelim sizin şirket, çalıştığınız şirketin birkaç tane yazılımı var. Birkaç tane repositorisi var. Hani onlarda mesela bu kod ya da başka scannerları çok rahat ayarlayabilirsiniz değil mi? Ne yaparsınız işte o build komutlarını düzgün verirsiniz. Test edersiniz. Ee, işte şey CICD tool'una o step'leri verirsiniz falan. Düzgün bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Fakat Organizasyonunuzun bin tane repositoriesi varsa ne yapacaksınız? Yani bin tane repositoriye içine gidip tek tek Build fonksiyonlarını kod göre düzgün bir şekilde verebilecek misiniz? Hadi diyelim verdiniz yarın bir gün bir şey değiştiği zaman ne yapacaksınız? Yine onları Düzeltebilecek misiniz? Çok zor. Dolayısıyla mesela öyle bir Organizasyon içinde semantik analiz yapan yazılımlar daha Avantajlı Çünkü Ne kadar uygulama değişirse değişsin o Semgrep mesela onları bir text dosyası olarak ele alacağı için çok hızlı bir şekilde ne değişirse değişsin onları tarayabilecektir. Bu arada biraz yoruldum ufak bir ara geldim. Peki şimdi şeyi sorabilirsiniz tamam güzel. Peki scan nasıl yapacağız? Yani bir e, developer bir tane commit attı e, bu şeyi nasıl scanlayacağız? Burada bir vulnerability var mı yok mu? Şimdi onu yapabileceğiniz iki yöntem var. Bir tanesi bu CI/CD toolu hangisini kullanıyorsanız, onun içine bir step ekleyerek e, kodu tarayabilirsiniz. Mesela diyorum, GitHub Actions kullanıyorsunuzdur. Mesela GitHub Actions'ın şöyle bir configuration yaml dosyası vardır. Ona mesela burada o static kod analizi yazılımı hangisi ise, onun önerdiği şekilde bir adım ekleyebilirsiniz ve atıyorum orada bir kod scan yapıldı eğer bir vulnerability olursa şey ilerlemez deployment ilerlemez durur falan ya da mesela Jenkins kullanıyorsunuzdur hmm. Jenkins example something. ya da steps diyelim ya yani. Jenkins ya da Jenkins'te mesela bir şey ekleyebilirsiniz bir tane build ...işlemi sırasında bir tane adım ekleyebilirsiniz. Jenkins de bir CICD tool'u. Ee, oraya bir eklersiniz. Eğer bir vulnerability olursa şey... E, ...durur, ilerlemez falan. Ama şöyle bir şey var. Az önce de dediğim gibi eğer... ...organizasyonun içinde binlerce... repository varsa... ...burada az önce dediğim şeyde bir yanlışlık mı var diye... ...bir kafama takıldı. Bir, bir düşüneyim bir saniye. Yani... <laughs> Aslında Jenkins kısmından o kadar emin değilim yani. yani e, hani GitHub Actions da bunu yapabilirsin ama. Şimdi, şimdilik Jenkins'i boş verin. Şimdi az önce bir 5-6 dakika önce şey demiştim ya hani bu bin tane repozitorum var diyelim. Bin tanesinin şeyini konfigürasyon dosyasını nasıl ayarlayacaksın? O zaman bizim şey yapmamız lazım. Yani bu konfigürasyon dosyalarını e, değiştirmeden developer'lara iş yükü çıkarmadan kendimiz başka bir paralel pipeline oluşturup orada bir siken işlemi gerçekleştirebiliriz. Mesela şöyle bir bir şey düşünelim. Bu dursun da yeni bir tane yapalım. Şimdi <laughs> Buraya yine bir tane kitabımızı koyalım. Ee, bu sefer developer da olsun. Şimdi developer var. Tamam mı? Bu arada şeyde umarım yeterli boyutta çıkıyordur. Developer geldi. Buraya bir komit attı değil mi? Bu da kod repo. Şimdi bu developer geldi. Aslında commit atmadı da. Yani evet commit attı. Bir pull request yarattı. Bu main repo olsun. Bir de developer'ın yaratmış olduğu bir pull request var. Yani kodun değişmiş hali burada. Pull request. Şimdi bizim yapmamız gereken şey aslında bu pull request'in içinde bir zafiyeti var mı değil mi? Çünkü diyelim e, biz bütün repository'yi tararsak, bütün repository'de bir vulnerability varsa, e, bu şeyi bunu nasıl ilişkilendireceğiz? Yani bu developer'ın attığı commit'in içinde mi bu vulnerability yoksa 5 ay önce mi yapılmış? Bunu nasıl ilişkilendireceğiz? Çünkü bizim bu commit'le ilişkilendirmemiz lazım ki o developer onu çözsün, kodun düzeltilmiş halini atsın. Yoksa biz 5 ay önceki problemi buraya koyarsak developer'lar artık onu görmezden gelecek. Buna ya sürekli vulnerability çıkıyor diyecek. Halbuki o minicik o parçadaki vulnerability'yi göstermek çok daha faydalı olacak. Hem developer da yaptığı hatanın farkında olacak. İşler daha çabuk çözülecek. Dolayısıyla biz sadece bu pull request'te ya yani bu pull request'in içinde e, bir vulnerability var mı yok mu onu anlamaya çalışacağız. Şimdi pull request yapıldı. Bizim artık bu kodu taramamız lazım. Peki pull request yapıldığını nasıl anlayacağız, değil mi? O sorabilirsiniz. GitHub'ın mesela webhook diye bir fonksiyonu var. GitHub webhook. Şimdi GitHub sana diyor ki Ya şöyle bir güzel bir görsel yok mu ya? Aa bak, neyse. GitHub şöyle bir şey yapıyor. Yani diyor ki ben bir pull request oluşturulduğunda sana e, bir, senin webhook'una bir şeye göndereceğim. Yani senin belirlediğin bir adrese e, ben bir bildirim göndereceğim. Dolayısıyla sen bir webhook... <laughs> Niye bu kadar kötü cümle kurdum? Ya? <laughs> yani GitHub şunu diyor sana. Ben bir pull request yapıldığın zaman, bir commit yapıldığı zaman, bir şey olduğu zaman GitHub'da sana bir notification göndereceğim. Böylece sen bir ee, değişiklik mi var pull request mi geldi ne oldu ona anlayabilirsin şeklinde. Tamam mı? Peki mesela bu GitHub Pull request geldiği zaman bir yere notification göndersin diyoruz nereye olabilir? Mesela tabii böyle işte slack falan gibi şeyler düşünebilirsin notification gelince de Ama mesela daha Şöyle Basit bir şey düşünelim Diyelim senin bir tane server'ın var ee, Server desek senin bir tane server'ın olsun. Burada da bir tane e, API'm var. Tamam. Mı? Slash get pull request diye. Tamam? Mı? Bu bir tane de API çalışıyor burada. Şimdi bir pull request olduğu zaman GitHub buraya bir tane attı notifikasyon. Bak kardeşim bir tane pull request geldi diye şu endpoint attı. Bu endpoint'teki kod da o pull request'in işte URL'ini çekecek. Ve daha sonra ne yapacak bu sizin diyelim bir tane python kodunuz var burada. Sizin de bir tane burada python script'iniz aynı zamanda çalışıyor. Bu python script ne yapacak? Gidecek o pull request'i şey yapacak klonlayacak değil mi? Aa Bu oklar niye böyle oluyor ya bu çok sinirim bozdu benim. Dur şöyle yapalım. Aa, sinek geldi tam istediğim şey şu an gerçekten ya. Tamam <laughs> şöyle bir şey yapalım. Sizin python kodunuz bu kodu gidip klonlayacak kendi bu server'ın içine klonladık. Sonra klonladığımız kodu ne yapacağız? Ya bir sinek ne olur git Allah aşkına şu an zaten bin tane şey var başımda kodu klonladık e, pull request'i. E, şimdi ya pull request değil tabii ya kodu projeyi klonladık. Şimdi yapmam gereken şey bu kodu semgrep'te taramak, değil mi? Buraya scan yazsak bir şey çıkar Evet, şöyle bir şey olsun tamam. Bu kodu ben tarayacağım. Şöyle bir ya da nasıl yapsam? kod skandım. Aa, kafayıceğimdaki font falan niye bu kadar kötü ya? Şöyle yapsak böyle şunu çerçeve için almış olsa. Tamam. Yani bu şeye daha fazla vakit ayıramayacağım. Kod sken yapıyoruz burada, tamam mı? Peki burada şey diyebilirsiniz. Yani bu Samgrep ee, bu pull request'in içinde mi vulnerability var yoksa o vulnerability zaten eskiden de mi vardı nasıl anlıyor değil mi? Çünkü diyelim o pull request'teki code base'ı taradın iki tane vulnerability çıktı. Bunlar önceden var mıydı yok muydu nasıl anlayacaksın? Şimdi Semgrep'in öyle güzel bir özelliği var. Semgrep diff-aware-scan deniyordu ona. Evet. Diff-aware-scanning. Şimdi Semgrep şöyle bir şey yapıyor. Bir ana projeyi tarıyor, bir de o pull requestten gelen kodu tarıyor ve arasındaki vulnerability farklarına bakıyor. Mesela şöyle düşün, şurayı açalım var ya. Şimdi şu ana proje olsun tamam mı? Ana proje. Bu da pull requestten gelen yeni eklemeler. Şimdi Samgrep e, sam Şimdi bu ikisini de vulnerable scan yapıyor. Tamam? İkisini de taradı. Mesela bunda e, vulnerable bir tane SQL injection çıktı. Bir tane XSS çıktı. Tamam mı? Bu pull request'te de tanırdı. Bunda da bir tane SQL injection çıktı aynısı. XSS çıktı aynısı. Bir de bir tane daha SQL injection 2 çıktı. Başka bir SQL injection. Semgrep burada diyor ki, "Heh, bu vulnerability şurada olmadığı için bu bu pull request'le gelmiş bir Vulnerability'dir. O yüzden ben bu yani bu commit'le yapılmıştır diyebilirim." diyor özet olarak. Daha sonra kodu taradık ve ne yapacağız bu sefer? Biz GitHub'ın API'ni kullanarak burada GitHub'ın web api'yi de var. REST API'yi. GitHub'ın API'ni kullanarak GitHub'a bu vulnerability'yi göndermemiz lazım değil mi? Bak şu pull request'in içinde bir vulnerability var diye. Şuraya pull request'in içine comment olarak ekleyebilirim. GitHub comment API. Ne yaptım? Vulnerability comment içinde ekledim ve o pull request'in içinde bir comment olarak benim gönderdiğim vulnerability yer alacak. Bak mesela örneği varsa sam grep vulnerability comment GitHub yazsak ne olur çıksın bir şey. Çıkmadı. He. He, o oh, süper. Şöyle bir ek, ekran ya şey, comment gelecek bak. Şu satırda şöyle bir vulnerability var. Description'ı şu line'ı bu falan filan bu şekilde bunu gönderebilirsiniz. Bunun yanında yani böyle uğraşmak zorunda değilsiniz aslında. Semgrip'in e, çeşitli CI CD ile entegrasyonu var dediğim gibi. İşte Jenkins olsun, GitHub Actions olsun, işte Travis olsun. Ama bu e, paralıydı yanlış hatırlamıyorsam ya da ücretsiz de olabilir ama eğer çok fazla dev şeyiniz yoksa, repositorunuz yoksa böyle bir entegrasyon daha kolay olur. Böyle ekstra bir architecture kurmaktansa. Ama çok fazla işte şeyiniz varsa böyle her gün on yüzlerce pull request oluyorsa ve e, bunu böyle bir şey kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle de bir şey diyebilirsiniz. Ya biz buraya bir tane server kurduk da gün içinde mesai saati içinde yüzlerce pull request alıyor. E geceleri boş, hafta sonu boş. E biz bu makineyi boşuna mı çalıştırıyoruz diyebilirsiniz e, ve haklı da olursunuz. Mesela bu işi şöyle scale edebilirsiniz aslında. Mesela burada 7/24 bir server çalıştırmaktansa şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şöyle bir mimari kurulabilir bu sefer. Yani hepsini atalım. Bir pull request geldiği zaman hani webhook bizim kendi API'mize bir request göndermişti ya, bir istek göndermişti ya. Bu sefer şeye istek göndersin. Amazon SQS'e. Amazon SQS'te ne bilmiyorsanız Amazon SQS bir mesaj queue servisi aslında. Şimdi mesaj queue servisi ne derseniz basitçe yapılması gereken işleri böyle içine attığınız bir şey olarak düşünün. Ee, bir yapı. Mesela birinci iş atıyorsunuz, ikinci iş, üçüncü iş, dördüncü iş. Böyle bir iş listesi gibi düşünün. Daha sonra o işi yapmak la görevli yazılımlar oraya gelip işleri alacak. Mesela atıyorum birinci yazılım işte birinci işi alacak. ikincisi ikinci işi, üçüncü işi falan. Yani o bir iş listesi. Ve mesela siz o iş listesini ölçeklendirebileceksiniz. işte bunu 5 tane server bu işi alsın, 10 tane server bu işi alsın falan filan. O zaman şöyle yapalım. SQS. Şurada yazalım. Şimdi bütün pull request'leri webhook buraya gönderecek tamam mı? Pull request 1, pull request 2, pull request 3. Yani sizin bu SQS'in içindeki iş listesi böyle pull request'lerin URL'leriyle doldu gibi düşünün. Ve mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bir tane Kubernetes ayağa kaldırırsınız. Bu Kubernetes de şöyle bir şey yapabilir. SQS'teki iş sayısına göre mesela atıyorum SQS'in içinde 10 tane pull request işi varsa mesela 10 tane Docker container ayağa kaldırır diyelim. Şimdi atıyorum 2 tane diyelim bunu 10 tane demeyelim de. 3 tane diyelim. Şimdi diyelim bunun içinde pull request bir e, hatta şöyle yazalım altına. PR1, PR2, PR3 iş, isimli işler var tamam mı? Bu Kubernetes de 3 tane Docker konteyneri ayağa kaldırdı. Bu Docker konteynerin içinde ne var derseniz bu Docker konteynerin içinde semgrep var. Sizin e, çalıştırdığınız Python kodunuz var falan filan. Öyle bir Docker konteyner düşünün. Ve bu Docker konteyneri PR1'i tarayacak. Pull request 1'i. Bu PR2'yi tarayacak. Bu PR3'ü tarayacak. Sonra bunlar eğer bir vulnerability bulursa yine GitHub'ın API'ni kullanarak buraya komentlerini atacaklar. Bak PR1'de vulnerability var, PR2'de vulnerability var falan filan. Mesela bu, bize, bu size ne sağlar? Atıyorum çok fazla sayıda pull request varsa atıyorum binlerce pull request var. Diyelim devasa bir şirkette çalışıyorsunuz binlerce pull request var. Böyle bir onu tek bir serverla scale edemeyebilirsiniz. O server tıkanabilir ve çok yavaş işleyebilir. Ama böyle 1000 tane pull request mi geldi? 1000 tane Docker konteyner ayağa kaldır. sikenet Sonucunu gönder. 5 saniyede 1 dakikada halledersiniz bütün her şeyi. Ve aynı zamanda geceleri çalıştırmamış olursunuz hafta sonları çalıştırmamış olursunuz. Böyle de bir Yapı kurulabilir. Bunun yanında mesela Yine başka bir konu. Şimdi Developerlar aslında şeyden hoşlanmaz değil mi? Yani kodların içinde vulnerability bulunmasından Hoşlanmazlar çünkü kabak gibi gözüküyor ve düzeltmesi lazım falan Mesela öyle durumlar için Developerlar e, Semgrep vs Mesela v, vs kodun içinde Plugin olarak da kurulabilir semgrep Böylece Developer kodu yazarken kodun içinde bir vulnerability var mı orada da görebilir Yani kodu daha commit etmeden aslında vulnerability var mı yok mu diye developer görse Belki de daha iyi olur Hem böyle bir ee, hani scanner'ın belki biraz yükü hafifler. Hem de developer hani insanlar o rezil olma korkusundan falan azad e, azat eder kendini. Hani aslında o plugin olayı da güzel olabilir. Hani hem developerlar öğrenmiş olur nerede vulnerability var yok falan. Tamam. Şimdi kodu taradık, vulnerability bulduk, bulamadık falan filan. Peki ondan sonraki aşamalara gelelim. Şunları kapatabiliriz. Şimdi kodu compile ettiniz. Ha, yani bu arada şuraya gidelim. Ee, kod repository dedik. Ha, yani şuraya bir scan'ı koyalım. Ee, nasıl bir şey koyabiliriz oraya ya? Scan. Analayans desek. Target desek. Hadi şöyle bir şey koyalım. Aa yapma gözünü seveyim. Hepsi farklı layer'mış. Tamam sen. <laughs> Siz ikiniz gelin. <laughs> ya da neyse tamam. Hadi sen tek başına gel. Aa seni de üstüne yazıyormuşuz. Altına yazamıyormuşuz. Ya bu çok kötü. Niye böyle oldu? Tamam sen gel peki. Ee, bunu da içine yazıyormuşuz. Neyse. Aa kafa yiyeceğim ya. Ben bu konularda biraz takıntılıyımdır vallahi. Bunu halletmeden yeni bir şeye geçemeyiz maalesef. Tamam böyle renksiz menksiz bir şey olsun o zaman. "Sast" diyelim tamam mı? Tamam sast yaptık. E, Vulnerable bulduk, bulamadık. Şimdi ne olacak? Şimdi uygulama artık e, build edilebilir, compile edilebilir. Yani programlama diline göre farklı şeyler yapılabilir. Atıyorum bir e, build Bir Docker konteyneri yarattın. Bu kod ile tamam mı? Docker diyelim. De bu Docker olmak zorunda değil. Yani atıyorum bir Go projesi ise kodu compile edip direkt öyle de çalıştırabilirsin. Ama hani mesela bir Python projesi ise muhtemelen Docker konteyneri içinde çalıştırıyorsundur. dur e, tamam. Kod statik analizlerden geçti. E, sorun yok. Build edildi. Docker konteyneri oluştu. Tamam mı? Bu aşamada şöyle bir şey yapabilirsin. Ee, şimdi bu mesela Docker konteynerin içinde bir vulnerability var mı diye aramak isteyebilirsin. Çünkü Docker konteynerin o Docker imajının da güvenli olduğundan emin olmamız lazım değil mi? Çünkü o imaj gidecek canlıya çıkacak. Eğer o imaj içinde bir vulnerability varsa canlıya vulnerable bir imaj çıkmış olabilir. Onun içinde yine ücretli yazılımlar var. Ücretsiz yazılımlar var. Mesela open source olarak Clear mıydı? Clear GitHub. Bu mesela bir open source bir Docker konteynerler için vulnerability scanner. Ee, eğer eğer imajın içinde bir vulnerability varsa işte outdated bir yazılım varsa ya da bir best practice sorunu varsa bunu bununla tespit edebilirsiniz. Ama bir Docker konteyneri ayağa kaldırmıyorsanız bu da gerekli değildir diyebiliriz. Şimdi tamam bu geldi. Şimdi artık bir staging environment'ında bir Proje ayağa kalkacak değil mi? Buraya da bir şöyle server koyalım. Ee, gözümüz görsün. Şöyle diyeyim generic server. Şimdi staging environment'ında uygulama ayağa kaldı. Aslında buraya browser koysak daha iyi anlaşılır ya. Yani erişilebilir bir halde. Şunu koyalım. staging Tamam artık atıyorum bu bir ne bileyim web sitesi ya netflix.com diyelim net web sitesi diyelim buna. Artık staging environment'tan ayağa kalktı. Staging'de işte bu canlıya çıkmadan önce yani canlıya çıkacak uygulamanın birebir aynısının e, içerideki versiyonu diyebiliriz belki. Hani bu halka açık değil. Üzerinde testler yapabileceğimiz, canlı data barındırmayan bir uygulamanın primitif hali. Şimdi aklınıza ne geliyor? Tabii ki Dust Scan yani Dynamic Application Scanner yani bildiğimiz adıyla e, Web Application Security Scanner. Bu işte ne biliyoruz? Burp Suite, Invicti, işte IBM App falan böyle oyuncular var burada. Şimdi bu mesela Burp Suite'i hepiniz biliyorsunuzdur zaten de. Tabii Burp Suite'in de Abi Burp Suite diye aratınca Invicta'nın reklamı çıkıyor ilk başta. İlginç. Hadi onu da açalım. Şimdi Burp Suite'in de tabii bir masaüstü versiyonu var. Bizim daha çok manuel testlerde kullandığımız. Ama bu tabii Enterprise Edition da var. Enterprise daha böyle bir web uygulaması falan tarzında. Bir de e, Invicta. Aslında bunlar en... E, iyi iki oyuncu aslında. Diğerlerini çok konuşmaya gerek yok. IBM, EPSCAN falan artık bunlar geride kaldı biraz. Burp Suite ve Invicti. Ben bunların ikisini de çok detaylı kullandım ama e, hangisi daha iyi, hangisi daha kötü fikrim bana kalsın. Çünkü ikisinin de e, daha iyi olduğu ve daha kötü olduğu konular var. Yani bir şirkete Invicti daha iyi iş görebilirken bir şirket için Burp Suite daha iyi iş görebilir. O yüzden böyle herkes için kesin bir cevabı yok bu sorunun. Şimdi uygulama dedik staging environment'ın ayağa kalktı peki o zaman burada bir Şimdi canlıya gitmeden önce bir dynamic scan patlatsak güzel olmaz mı yani şöyle bir uygulamayı tarayalım Şöyle bir e, Şey yapsın fuzzing yapsın bir XSS'ler var mı işte SQL injection var mı başka bir şey var mı Çünkü SAST e, O kadar da Şey bir e, yani Vulnerability ile bulmak için çok da iyi bir yöntem değil yani orada çok fazla şey gözden kaçabiliyor Dynamic scanning genelde daha iyi neticeler veriyor. Peki bu nasıl tarayacağız derseniz tamam ayağa kalktı nasıl tarayacağım. Şimdi orada yine bu artık bunlar yani open source bir şeye başvurmadığımız için bu uygulamaların bu CI/CD ile entegrasyonları var. Mesela burp, suite, github actions desek mesela. Uh. Ya mesela bu GitHub ya Burp suydu. Atıyorum Jenkins'le. Mesela Jenkins diye atalım. GitHub Actions'da bir şey çıkmadı. Hmm. Integrating Burp Suite with Jenkins. Ya bu sana bir plugin veriyor mesela Jenkins'e yükleyebileceğin Burp Suite'in pluginine yüklüyorsun ve bu işte bu kod deployment olurken pardon CI/CD pipeline'ında bu aşamada Burp Suite otomatik olarak o seni CI tool'un çalıştırıyor ve bir vulnerability varsa atıyorum deployment'ı durduruyor. Hani aynısı Invicti için de geçerli. Mesela Invicti in, integrating integration Jenkins desek. Mesela bu da Invicti de Jenkins için bir plugin veriyor. Bunu Indiriyorsun, Jenkins'i kuruyorsun, ayarlamalarını yapıyorsun, tamam. Yani bu deployment, bu staging aşamasına geldiği zaman otomatik olarak bir application scanning yapılıyor. Fakat e, çoğu şeyin, yani organizasyonun bu aşamada dynamic scan yapmadığını size söyleyebilirim. Çünkü aslında şimdi ben az önce çok basit bir şey gibi anlattım ama aslında o kadar da basit değil. Çünkü e, mesela şimdi Unauthenticated bir scan yapmanın çok bir manası yok. Çünkü çoğu application'ın bütün e, ana business logic'i authentication'dan sonra başlıyor. Sen bir kullanıcıda parola vermezsen ya e, aslında çoğu şeyi gözden kaçıracaksın. Şimdi authentication bir dert. Çünkü bu aşamada ben nasıl otomatik olarak authentication vereceğim ki? Hardcoded kullanıcı adı, parola yazabilirim belki e, şeyin CI/CD tool'un içine. Ama şey ise mesela kullanıcıda parola girdiğin yerde e, bir captcha varsa mesela patladın yani o parola işe yaramayacak ya da farklı bir mobil ya da şey e, nasıl diyeyim hani bazı sitelerde şeydir ya mailini verirsin sana link atar linke tıklayıp girersin parola yoktur mesela öyle bir sist, sist, ya, öyle bir sistemin varsa nasıl login olacaksın otomatik olarak olamayacaksın şey yapabilirsin yani bir authorization token Hani header'ı ekleyebilirsin, scanner'a Hani authenticate bir şekilde. Ama o da bir süre sonra expire olacak. Yani o zaman bu konfigürasyonu sürekli sürekli değiştireceksin falan. Bu işin bir boyutu. Hani belki halledilebilir dediğim gibi. O authorization token'ı verirsin, cookie verirsin. Hani onların belki expire olmamasını sağlarsın bir şekilde. İkinci problem, daha büyük problem. Bu scanlar inanılmaz uzun sürüyor. Yani mesela bir SAST scan'i e, bir dakika sürerken bu dusti kene 7-8 saat, 10 saat, 12 saat, 24 saat belki uygulamanın boyutuna göre çok uzun süreler, çok çok uzun süreler ve dediğim gibi yani günde yüzlerce, binlerce deployment yapılan bir organizasyonda böl 5 saat, 10 saat bir scan sonucu bekleyecek bir vakit yok maalesef. O yüzden bu dynamic scan bu aşamada genelde yapılamıyor maalesef. Hani şey diyebilirsiniz. Hani nasıl sast şeyi algılıyordu hani sadece bu pull request'te yapılan e, zafiyetlere bana bul şeklinde bir e, çıkarım yapabiliyordu. Hani maalesef bu dastlarda onu yapamıyoruz. Yani çünkü imkansız yani şu anki 2022 yılındaki teknolojiyle bu imkansız. O, o application scanner onu algılayamaz yani hangi neresi değişti uygulamanın falan. Hani belki... Onu config içinde verebilirsin şu URL'leri tara sadece ama onu da konfigürasyonu inanılmaz zor. Yani onu da her repository için yapmak çok zor. O yüzden bu aşamada maalesef e, dust scan pek yapılamıyor. Hani ne zaman yapılıyor derseniz uygulamaya, canlıya çıktıktan sonra olabilir. E, hani staging environment'ı elle biraz tarayabilirsin. Hani elle ayarlar girerek e, dust'la tarayabilirsin. Ya da production da yine elle ayar girerek tarayabilirsin ama genelde staging de biraz daha manuel bir şekilde scan yapılır. diyeyim Ama keşke yani Yapılabilse çok güzel olur. Ve dediğim gibi aslında bu imkansız bir şey değil sadece çok zorlayıcı bir şey. Ee, mesela işte dediğim gibi sadece şu URL'leri tarı diye config vererek aslında uygulamanın tamamının değil küçük bir kısmının taranmasını sağlayabilirsin. Ya da mesela taranacak vulnerability'leri azaltabilirsin. Mesela atıyorum 1000 tane vulnerability çeşidi tarıyorsa sen sadece atıyorum XSS'leri tara, SQL injection'ları tara falan gibi sadece temel belli başlı şeyleri taratıp yine belki zaman kazanabilirsin. Öyle bir şey de olabilir. Şimdi tamam buradan da hadi dust diyelim peki. Buradan da geçtik. Artık uygulama canlıyı çıkartabiliriz. Hadi bunu da bir ee... nasıl bir şey olsun? Hadi bu da şöyle bir çok ilkel bir ikon olsun. Biraz ok? Ok niye böyle kırık oldu? Şöyle. Eee production Canlı. Artık kullanıcılar buraya girip çıkabilir, değil mi? Peki bizim application security ya da DevSecOps maceramız burada bitti mi derseniz aslında ee, bitmedi. Şimdi uygulama canlıya çıktıktan sonra da yine almamız gereken bazı önlemler var, değil mi? Şimdi yeni bir diyagram açalım. Ya umarım bu diyagramlar iyi net gözüküyordur. Yoksa bütün şeyi çok post production yapmam gerekecek. Şimdi şöyle bir canlıda da server'ım olsun. Ya da browser diyorduk değil mi, pardon. Hadi şu browser'ı bu sefer production'da kullanalım. Production.com Şimdi bu bizim web sitemiz yine bir şey üzerinde çalışıyor değil mi? Atıyorum bir ya tabii öyle olmak zorunda değil de mesela bir server üzerinde çalışıyor olabilir ya da serverless bir architecture olabilir. Atıyorum AWS e, Lambda fonksiyonları ile çalışıyor olabilir. Sadece UI' statik bir UI olabilir. Yani hiç servera ihtiyaç olmayabilir ama server olabilir. Diyelim server olduğu bir senaryoda konuşalım. Mesela bu da bir ha, illa ortasına yazacağım Şuraya bir text atalım ya Bu da bir EC2 Server olsun tamam Şimdi şurada da User olsun bu da user web sitesine girecek. Tabi bu user, user mı kötü niyetli bir insan mı bilmiyoruz. User. Şimdi öncelikle benim yapmam gereken bazı hijyen çekleri var değil mi? Mesela bu EC2 server yani bu zaten uygulama güvenliğinde şöyle bir mantık vardır ya atak surface ne kadar az olursa o kadar iyi olur. Yani bu saldırı yüzeyim ne kadar az olursa Saldırganların bir vulnerability bulma ihtimali daha az olur ee, Savunmam gereken yerler daha az olur O yüzden biz atak surface'ı <laughs> Olabildiğince e, Minimumda tutmaya çalışacağız hep Mesela eğer benim bir server'ım varsa Bu server'ın açık portları Benim için bir attack server aslında değil mi? Çünkü portlarda farklı yazılımlar Servisler çalışıyor olabilir O servislerde bir Zafiyet çıkabilir falan filan O yüzden mesela ben Port hijyenimi sağlamam lazım atıyorum sadece e, Mesela 80 ve 443 web portlarımı dışarı açmam lazım Ama atıyorum SSH 22 portumu dışarı açmanın bir manası yok Çünkü bu portlar sadece e, O sistem adminler tarafından erişilebilir olmalı Ve başka dışarıdan insanların oraya erişmemesi lazım bu e, Hijyenin birinci adımı Şimdi mesela biz bir de ee, koru yani Canlıya çıktığım zaman korumamız gereken farklı şeyler daha vardı mesela Birincisi e, Biz tamam Vulnerability scan yaptık e, dust'la da taradık vulnerability bulamadık ama Yine e, Bu bir şeyin garantisi değil yine sitemizde vulnerability olabilir değil mi Mesela bu Başka insanların bizi taramasından ya da bir zafiyeti exploit etmesinden Bizi koruması için icat edilmiş waf diye Web Application Firewall diye bir metot, bir sistem var aslında. Bu WAF Gelen trafiği analiz ederek Bu trafiğin içinde eğer zararlı bir Bir şey varsa Atıyorum bir SQL injection deniyorsa, XSS deniyorsa Mesela bunları bloklamaya yarayan bir e, Teknoloji Burada tabii en çok Tercih edilen Sistem Cloudflare çünkü fiyatı çok uygun hatta ücretsiz yani Tabii WAF'ı ücretsiz değil de Uygun ama Hem WAF'ı iyi çalışıyor bunun yanında rate limiting özelliği iyi çalışıyor. Rate limiting ne derseniz bir kullanıcının siteye yaptığı istek sayısını limitleme. Çünkü mesela kullanıcı siteye belki brute force yapıyor olabilir. Kullanıcı da parolaları deniyor olabilir. Onları limitlersin. Ki mesela diğer kullanıcıların parolaları çalınmasın. Ya da siteye denial of service saldırısı yapılmasın değil mi? Orada bir benim Cloudflare şöyle eski logolu bir firewall olsun. Cloudflare waf. Kullanıcı siteye bağlanırken bu Cloudflare üzerinden bağlanacak. Ve ben eğer bu, burada malicious bir trafik varsa onu keseceğim. Rate limiting ile de fazla sayıda istek atmasını mesela engelleyeceğim. Bunun yanında tabii bu logların yani web application loglarının bir atıyorum Splunk ya da Graylog log falan bir yerlere gönderilip sonra analiz içinde kullanılması lazım ama o işin o kısmına çok girmeyeceğim. Bunun yanında mesela kullanabileceğin Farklı şeyler de var. Ya yani mesela Cloudflare'in aslında çok daha güzel özellikleri var. Mesela Cloudflare Zero Trust diye bir şey var. Atıyorum sen bu production'a herkesin girmesine izin verirsin. Ama production.com slash admin'e sadece belirlediğin kişilerin girmesine izin verebilirsin falan. Mesela Cloudflare bunu da sağlıyor aslında. Ama o bu eğitimin konusu değil. Zero Trust Network'lerle alakalı başka bir eğitim daha çekmeye planlıyorum. Orada bahsedeceğim ondan. Başka ne diyebiliriz? Ha, mesela şimdi sizin uygulamanızın tipine göre aslında korunmak istediğiniz farklı atak senaryoları da olabilir. Mesela atıyorum bir e-ticaret et sitesi sahibiyseniz, e-ticaret et sitesinin güvenliğini sağlıyorsanız. Mesela burada bot trafiği sizin için bot trafiğini önlemek sizin için elzem bir durum olabilir. Çünkü mesela botlar sitenize girip fiyatları çekiyor olabilir. Sonra onları başka bir yere kopyalıyor olabilirler. Ya da mesela başka bir yerden çalınmış kullanıcı da parolalar sizin platformunuzda da deneniyor olabilir, değil mi? Çünkü o <laughs> çok yaygın yapılan bir saldırı aslında. Atıyorum A.com hacklenmiştir, A.com'un veri tabanı sızmıştır internete. Hacker'lar onu alıp bütün parolaları B.com'da dener. Böylece B.com'da da binlerce kişi hacklemiş olur. Anlatabiliyor muyum? Buna password stuffing mi deniyordu? Evet, credential stuffing. Şimdi mesela bu credential stuffing ataklarından engellen önlemek için Cloudflare okey güzel bir fena sayılmayacak bir çözüm sunuyor. İşte bir rate limiting mekanizması falan sunuyor ama rate limiting de tabii IP bazlı çalışan bir şey ve saldırgan sürekli IP'sini değiştirirse aslında sürekli istek atabilir bir halde. Şimdi onun için de farklı çözümler var. Mesela Perimeter X diye bir firma var. Bu Parametrix mesela Bot Protection yazılımı. Şimdi mesela bu javascript bir kodu var. Bu javascript kodunu sayfaya ekliyorsun, koyuyorsun. Ve bu Parametrix şeyi analiz ediyor. Yani bu kullanıcı şu an bot mu? Gerçek insan mı? Bunu ayırt etmek için böyle ileri teknoloji çözümleri var. Hani diyeceksiniz Cloudflare'ın de var aslında. Ama bu Parametrix tamamen buna yoğunlaştığı için bu Cloudflare'dan çok daha iyi çalışıyor diyebiliriz aslında. Mesela credential stuffing'i güzel önlüyor. Web scraping'i ya yani web scraping dediğim bir botun gidip oradan verileri çekmesi atıyor, fiyatları çekmesi onları güzel engelliyor. Mesela sitenizin tipine göre böyle bir şeye daha ihtiyaç duyabilirsiniz belki. Daha sonra mesela tabii hiç pentestten bahsetmedim ama pentest yine elzem bir şey. Hani böyle otomatize bir sürecin içine dahil edemesek bile bir uygulamaya yılda iki kere böyle full bir pentest yapılması güzel olur açıkçası. Bu zaten regülasyonlar var galiba işte bir e, mesela PCI DSS falan işte bir internal pentest bir external bir firmanın yaptığı pentest zorunlu falan. Pentest yine çok önemli bir şey. Çünkü buradaki ya bu aslında dürüst olmak gerekirse bu otomatizasyon böyle çok e, fazla bir şey bulamayacak. Yani çok böyle low hanging fruit yani kolay tespit edilebilen şeyleri tespit edecek. Ama böyle business logic zafiyetleri Aydorlar esas problem buralarda. Bunları bulamayacak. Ee, maalesef yani yapacak bir şey yok. Bunlar ancak Pentest'le falan ortaya çıkabilir. Ya da mesela Bug Bounty programı implement edebilirsiniz. Bug Bounty'de bildiğiniz gibi hackerlar geliyor sizin sitenizde platformunuzda güvenlik açığı bulup size raporluyor. Siz de onun karşında para veriyorsunuz. Şimdi mesela senede iki tane pentest yapıyorsanız sadece o iki pentest arasında bir zafiyet çıkarsa ne olacak değil mi? Mesela orada bug bounty bence çok güzel bir çözüm. Ee, sürekli sitenizde white hat hackerlar, etik hackerlar zafiyet arıyor ve sizi bunları haberdar ediyorlar. Bence bug bounty programı Programları çok faydalı organizasyonlar için. Yani hackerlar bulacağına, kötü niyetli hackerlar bulacağına iyi niyetliler bulsun onlara parasını verelim neyse. Değil mi? Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Faydalı olduğunu düşünüyorum. E, bug de implement edebilirsiniz. Şimdi işin bir de e, Vulnerability Scan kısmına gelelim. Şimdi bu sizin diyelim EC2 Server'ınız var. Tamam mı? E, mesela işte bunun üzerinde sadece 8443 değil bir sürü farklı port açık olsun ve atıyorum Cloudflare Waf'ınız olmasın. Tamam Böyle direkt geliyor. Şimdi mesela bu noktada artık sizin bu Server'ın da bu serverda da bir vulnerability'ler bulmak isteyebilirsiniz. Çünkü bu serverda bir vulnerability olursa saldırgan bütün server'ı, application'ı ele geçirebilir. Bunun için mesela kullanılan mesela en meşhur nedir? Nessus. Bu Nessus bir vulnerability scanner. Bu sizin infrastructure'ınızda çalışan yazılımları, servisleri analiz edip orada bir zafiyet var mı yok mu falan analiz etmeye yarayan bir tool. Güzel bir tool ama eğer yani çok fazla bütçeniz yoksa yani eğer e, bütçeyi şey kullanmak istiyorsanız verimli kullanmak istiyorsanız ve biraz para e, sıkıntınız varsa Nessus'u belki aslında satın almasanız da olur ama hangi koşulda satın almasanız olur? Birinci koşul e, port hijyenini güzel yaptığınız zaman yani bu dışarıya açık port vermediğiniz zaman sadece 8443'ü verdiğiniz zaman ve gerçekten şeyinize sunucunuzu düzenli olarak update'ini patch'lerini yaptığınız zaman ee, bir olabilir. Bunun yanında bir Cloudflare Firewall kullanıp konfigürasyonunu gerçekten iyi yaptığınız zaman mesela saldırgan sizin sunucunuzun gerçek IP'sini bilemeyecek. saldırgan sadece mesela Cloudflare'ın IP'si atıyorum 111 olsun. Bu da sizin serverınız. 222 olsun IP'niz. Saldırgan bu servera doğrudan bir bağlantı kurması mümkün olmayacak. Yani bu server sadece Cloudflare üzerinden erişilebilir olduğu için burada bir zafiyet olsa bile aslında saldırgan bunu exploit edemeyecek. Dolayısıyla siz bunu düzgün ayarladıysanız sunucunuz dünyaya açık olmadığı için yine e, bu Nessus Scan'den kendinizi azalt edebilirsiniz. Fakat ben şöyle bir e, şunu öneriyorum. E, Nükleyi diye bir yazılım var ya Vulnerability Scanner Open Source Bu nükleyi gerçekten ilginç bir şekilde Nessus'tan çok daha verimli bir yazılım bence Bu nükleğin içinde Bir sürü zafiyetin Şeyi var e Rule seti var böyle template'i var tamam işte git Server'a şunu yap e böyle bir şey gelirse burada zafiyet vardır gibi kural listesi Ve mesela e Yani bu aslında yani Nessus'tan çok daha verimli sonuçlar çıkartıyor değil mi? Çünkü mesela ya aslında ikisini karşılaştırmak istemiyorum. Elmalarla armutlar oluyor biraz ama yani nükleyi kendi düzenli olarak yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü bunu saldırganlar yapıyor. Yani bug hunterlar yapıyor. Kötü niyetli hackerlar yapıyor. Bu nükleyi skenleri e, zafiyet bulma açısından gerçekten faydalı. Atıyorum siz mesela 80 ve 443 portlarını açık bıraktınız ama ee, bu aslında şey demek değil yani tabii ki yani güvenlisiniz demek değil. Mesela serverınızda şöyle bir kısım açıktır. E, ee, Production.com slash ne bileyim VMware salladım tamam mı? E, ee, tabii ki bu 448443 443 portu açık olduğu zaman bu web uygulaması olduğu için saldırgan buraya erişebilecek. Ve mesela burada bir zafiyet var atıyorum VMware. Ya VMware çok kötü bir örnek oldu. Niye öyle oldu? Ya da VPN diyeyim. Mesela bu VPN'lerde remote code execution falan çıkıyor ya. Mesela bir VPN'in bir VPN yazılımı var ve orada bir zafiyet var. Tamam mı? Mesela saldırgan bunu gayet şey exploit edebilecek bir durumda. Çünkü zaten bu dış dünya açık. Mesela nükleyi böyle o web protokolünde çalışan yazılımların zafiyetlerini bulmak için aslında bayağı faydalı olabiliyor. Ne yaparsınız? Nasıl bir architecture kurabilirsiniz? Diyelim bütün sistemleriniz production'da çalışıyor. Böyle atıyorum 100 tane web siteniz var. Şöyle bir diyagram yapalım. Şimdi öncelikle sizin neyi scan atacağınızı bilmeniz lazım değil mi? Yani bir asset listesi lazım, bir inventory, bir envanter lazım. Eğer envanteriniz yoksa bu iş çok zor gerçekten. Neyi scan edeceğinizi bilmeyeceksiniz. Fakat mesela Cloudflare kullanıyorsanız yine Mesela Cloudflare ya şimdi firewall logosu koy, koymak istemiyorum da DNS diye bir şey var mı? Ya mesela Cloudflare aslında DNS'lerinizi de takip edebileceğiniz, ayarlayabileceğiniz bir sistem. Aslında mesela siz Cloudflare bütün sub -domainlerinizi, domainlerinizin DNS ayarlarını Cloudflare'dan yaptığınız zaman aslında bu çok da güzel bir envanter oluyor aynı zamanda. Sizin sahip olduğunuz bütün sub domainleri Cloudflare'dan çekebilirsiniz kolaylıkla. Dolayısıyla Cloudflare kullanmanın başka bir avantajı daha bu. Ya da atıyorum ne bileyim domainlerinizi, sub domainlerinizi AWS root fifty falan tutuyorsanız oradan çekebilirsiniz. Ama size bir sinek git lütfen. Aset listesi lazım. Aset listesini çektik diyelim. domain list. Burada bir tane şeyim olsun benim. Server'ım olsun. Ha mesela bunu aslında Jenkins'te yapabiliriz bak. Daha Jenkins logosu yok. İnternetten bulayım mı? buraya bir Jenkins logosu güzel olur ya. Jenkins logosunu ben çok seviyorum. Nereye indi? Buraya Şimdi bizim bir hani şimdi nasıl developerlar Jenkins falan kullanıyorsa aslında biz de security'cılar olarak Jenkins kullanabiliriz. Mesela her gün, her sabah burada çalışacak bir tane Python kodum olur Jenkins'in içinde. Bir tane Python kodu tamam mı? Bu Python kodun ne yapar? Ee, yani şöyle yapmayalım da. Bu Python kodu gider her sabah Cloudflare'dan e, domain listesini alır. Tamam mı? Domain listesine al. Daha sonra bu listedeki Domainlerin hepsine nükle isken gerçekleştirir. Mesela şurada farklı web sitelerim olsun. Mesela bu benim sahip olduğum bütün web siteler diye. A.com, B.com, C.com falan filan. Bunların hepsine Nüklei scanleri gerçekleştiriyorum. Tarama 1. Tarama 2. Tarama 3. Tarama 4 falan. Ve elimde bir ne oldu? Vulnerability list. Şöyle bir vulnerability listem olsun tamam mı? Bu vulnerability listimi ne yapabilirim? Atıyorum bunların hepsini Jira'ya ticket açabilirim. Değil mi? Bunların hepsine git Jira'ya bir gönder. Jira'da bir bunların ticket'ını aç. Vulnerability'lerin. Böylece her sabah Jenkins'le bütün sunucularımı, bütün web sitelerimi tarayıp bütün vulnerability'leri Jira'ya atabilirim. Oradan da takibini yapabilirim mesela. O yüzden nükleyi bence önemli. Onun dışında DNS hijyeni yine önemli. Bak burada DNS'den bahsediyorduk. bir su içeyim. Şimdi bu subdomain takeover dediğimiz bir hadise var ya. Bak onun hatta bir örnek bir linkini almışım. Şimdi atıyorum sizin bir tane şeyiniz var. S3 bucket'ınız var. S3 bucket'ınızda işte bir statik dosyalarınız var falan. Mesela assets.flowdomain.com'u o S3 bucket'ına bir CNAME kaydıyla yönlendirdiniz. Yani bu assets.flowdomain.com'a girenler aslında arkada bu S3 bucket'ını görüyor. Ama CNAME kaydı olduğu için sen Browser'da bunu görüyorsun falan. Çok güzel. Fakat problem şu ki sen bu S3 bucket'ını Amazon'dan, Amazon hesabından yok ettiğin zaman e, bu DNS kaydı duruyor böyle değil mi? Bu DNS kaydı yine buraya yönlenmiş vaziyette ve sen bunu sildiğin için bu artık başkası tarafından alınabilir. Ve başkası tarafından bu alındığı zaman senin domain'in aslında başkasının S3 bucket'ına yönlenmiş olacak. Bu da saldırganın senin subdomainini ele geçirmesi anlamına geliyor yani bu saldırgan Assetsflowdomain.com'da istediği her şeyi yayınlayabilir çünkü o S3 Bucket artık onun emrinde Şimdi dolayısıyla bizim e, Amazon'dan yok ettiğimiz her S3 Bucket için Her EC2 Server için Ya da CNAME ile point ettiğimiz her external e, Sistem için Software as a Service için O DNS kaydını da silmemiz lazım yani bu bizim dns hijyenini de bir şekilde sağlıyor olabilmemiz lazım. Şimdi bunu mesela nasıl yaparız derseniz mesela burada belki otomatize bir şeyler yapılabilir atıyorum. Mesela bir kodunuz olur. S3'deki bütün bucketları kontrol eder. Atıyorum o bucket listesini alıp sonra Cloudflare'deki Domainlerinizi kontrol eder. Orada var mı yok mu falan filan onu karşılaştırabilirsiniz ya da klasik e, bug hunter'lar gibi her gün e, subdomain takeover scan yapabilirsiniz. Mesela GitHub'da çok open source yazılım var. Subdomain takeover scanner. Mesela bir tanesi yani hangisi daha iyidir bilmiyorum ama çok var dediğim gibi. Mesela ne yaparsınız burada? Yine Jenkins'te her sabah çalışacak bir şeyiniz olur kodunuz olur python kodu bu python kodu gider cloudflare'den yine bütün subdomainleri alır sonra bütün subdomainleri ne yapar ee, s3 takeover scan yaparsın s3 takeover scan ee, takeover zafiyeti olanları vulnerable listesini alıp yine jira'ya ticket açabilirsin. ya da gidip e, o subdomainlerin Dns kaydını otomatik olarak Cloudflare'dan sil Yani O da bir seçenek D Dns Rekordunu sil Mesela o da bir seçenektir ee, Onun dışında Son olarak Diyeceğim şu ki Aslında developerların Eğitimi de çok önemli Çünkü mesela developerlar Çoğu zaman şeyleri bilemeyebiliyorlar mesela bu IDOR zafiyetleri yani öyle bir saldırganın bu şekilde atıyorum ID'leri bir bir arttırarak bütün verilere ulaşacağını bilemeyebiliyor. Ya da mesela SQL injection diye bir şeyin varlığından haberi yok, XSS'in tehlikesinden haberi yok falan. E, Developerlar güvenliğe karşı biraz e, bilgi seviyeleri az olabilir. O da yani bunlar onların hatası değil. E, bir eğitim aldıkları zaman bunlar çözülebilir aslında. Ve eğitim içinde aslında güzel kaynaklar var hani onlardan da biraz bahsedeyim Mesela bu kontra gibi interaktif eğitimler var ee, Mesela free exercise'dan bakalım Atıyorum tiktok cross site scripting tiktok xss Mesela sana böyle bir sayfa veriyor burada açıklamalar var tamam mı next'e basıyorsun ee, Mesela git şuraya şunu yap diyor bilmem ne falan filan Ve developer'a bu zafiyetlerin nasıl ortaya çıktığını anlatıyor hatta kaynak kodunda vulnerable satırı falan da gösteriyor. Gerçekten mesela bunu tamamlayan bu eğitimleri yapan bir developer'ın güvenlik farkındalığı çok artıyor. Mesela başka bir sistem daha var. Secure Code Warrior diye. Mesela bu Secure Code Warrior da bu kontranın biraz daha gelişmişi. Burada işte çeşitli yine eğitimler var. Burada turnuvalar falan filan da var. Bu da yine mesela developerların eğitimi için önemli sayılabilecek bir platform. Bak bayağı dünyanın en büyük firmaları falan kullanıyor. Yani en büyük değil sağlam firmaları. Dediğim gibi eğitim aslında her işin başı. Eğitim belki o zafiyetlerin çok büyük büyük bölümünü daha yaşanmadan çözecek bir sistem. Benim anlatacaklarım bu kadar. Yaklaşık 2 saatlik bir eğitim oldu. Dediğim gibi DevSecOps'a bir giriş eğitimi oldu. Bundan sonra başka eğitim videoları da çekmek istiyorum açıkçası. Bu eğitimi buraya kadar izlediyseniz beğendiyseniz yorum atmanızı like atmanızı falan Rica ediyorum Çünkü onlar Algoritmik açıdan falan önemli oluyor Bir de benim için de önemli oluyor yani o boşuna yapmadım Hissi geliyor en azından Hepinize başarılar diliyorum bu Eğer bir temel oluşturduysanız ya da orta seviye bir yere geldiyseniz bundan sonra artık Daha fazla araştırarak bu konu üzerine ilerleyebilirsiniz DevSecOps bence Hani Geleceği olan bir alan yani ben en azından öyle olduğunu düşündüğüm için kendim oraya daha çok eğiliyorum. Size de tavsiye ederim açıkçası. O zaman kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hepinize mutlu sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.